Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle maddiyatla alakalı bir açılım yapmak istiyorum. Onun ardından da manevi ve duygusal ilişkilerinizle, ruh halinizle alakalı bir açılım yapacağız. Öncelikle şu anki maddi durumunuzla alakalı bana bilgi vermesi için bir kart seçiyorum. Hemen şöyle geçmiş kartlarınızı da açalım. Bu arada ben destemi öncesinde karıştırdım videoda sizi bekletmemek adına. Şu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bir geçmişinizde neler yaşamışsınız bakalım. Yakın geçmişinize baktığımızda size tavsiye veren birkaç insanın tavsiyelerine uymadığınızı ve kendi yolunuzu çizmek istediğinizi, şu an yani para kazanma konusunda ya da iş konusunda ya da eğitim konusunda neye niyetlendiyseniz arkadaşlar, onunla alakalı siz kendi yolunuzu çizmeyi, kendi kararlarınızı almayı ve ne olursa olsun hani kendi fikirlerinizi sonuna kadar savunmayı tercih ettiniz. Hani insanlar size çok fazla akıl verdiler. Çünkü hani biz yaşadık, biz gördük vesaire vesaire diyerek, ama siz yaşamadan öğrenemem düşüncesinde olduğunuz için ve hani düşeceksen de en azından denemek istiyorum, bu yola bir şans vermek istiyorum gibi düşündünüz. Bundan kaynaklı insanları dinlemekten ziyade kendinizi gerçekten önemsediğiniz, kendi fikirlerinizi dikkate aldığınız bir yol çizdiniz. Gayet de güzel bir yol, güzel bir başlangıç. Ancak şu anda kendinizi tam olarak sağlam bir noktaya alamadınız. Yani maddiyat için de niyetlendiyseniz, eğitim için de niyetlendiyseniz, iş için de niyetlendiyseniz, elinizdekini kaybetme ihtimaliniz var. Bu arada üçü için de aynı şey geçerli. Çünkü hepsi için anlamlarını söylüyorum. Üçüne birden de niyetlenebilirsiniz. Yani ya da başka bir maddi konuyla alakalı da, dünyevi konuyla alakalı da niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu anda tam olarak olmak istediğiniz yerde değilsiniz. Kafanızı karıştıran birkaç durum var. Çok düşüncelisiniz. Özellikle geceleri artık gözünüze uyku girmiyor yani. O kadar düşünüyorsunuz. Ufak bir şey olsa bile düşüne 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 bunu kafanızda büyütüyorsunuz. Birazcık da maalesef olduğunuz konumun tam olarak garantiye alınmaması ve istediğiniz noktaya tam olarak oturamamış olmanız sizi sıkıntıya sokuyor. Çünkü elinizdekinin kaybedebilme ihtimaliniz var. Bundan kaynaklı biraz endişeli olduğunuzu görüyorum. Yakın geleceğe bakacak olursak yine fikirlerini belirten birçok insan olacak. Bunlar size zararı olacak mı olmayacak arkadaşlar? Siz yine doğru yolu bulacağınızı görüyorum sizin. Şöyle ki tekrardan ben bir yol çizeceğim diyerek tekrardan yine kendi yolunuza çıkıyorsunuz aslında. Ancak bu insanların dediklerini dinlediğinizi, hani tavsiyelerini dikkate aldığınızı ve tavsiyelerini sizin çizdiğiniz kendi yolunuzda değerlendireceğinizi görüyorum. Hani tamamen başkasının fikirleriyle var olmuyorsunuz yani. Bu çok güzel bir özellik sizin için. Özellikle önünüze de güzel şeyler açacak bu özelliğiniz. Yakın zamanda bir konuyla alakalı karar almanız gerekecek. Bu kararla alakalı insanlardan birçok fikir gelecek. Ve siz bu fikirleri hani beyninize koyarak, kafanıza yerleştirerek istediğiniz yola çıkacaksınız. Maddi anlamda da bir gelişme olacak. Eğitim anlamında da arkadaşlar, iş anlamında, kariyer anlamında da. Gerçekten siz bile şaşıracaksınız. Kendinizi tamamen garantiye alacağınız bir noktaya yerleşeceksiniz. Yani kimse sizi o noktadan deviremeyecek arkadaşlar. Gayet güzel, hayırlı görünüyor. Güneş kartım çıktı sonuç olarak. Birazcık önünüzde uzun bir yol sizi bekliyor olabilir. Belki kısa ama zorlu bir yol bekliyor olabilir. Buna kaynaklı hem birazcık sabır, hem etraftaki daha bilge kişilerin, daha deneyimli kişilerin tecrübelerini aklınızda tutmanız, hem de her zaman özgün bir şekilde kendi yolunuzdan devam etmenizi size tavsiye ederim. Böyle yaptığınız takdirde gayet mutluluk, huzur görüyorum. Gerçekten maddi değerlerin hayatınızdaki artışıyla birlikte ruhsal anlamda da kendinizin daha rahatlayacağınızı ve birçok kapının önünüze açılacağını size söyleyebilirim. Gayet güzel bir fal oldu arkadaşlar. Şu an birazcık sıkıntılı olabilirsiniz ama hiç dert etmeyin. Gerçekten geçecek. Yani sadece sımsıkı tutunun şu anki olduğunuz konuma. Şimdi kartlarımı tekrardan karıştıracağım arkadaşlar. Ve tekrardan karıştırdığımda da aşkla ilgili ve sizin ruh halinizin durumuyla ilgili şeylere bakmak istiyorum birazcık da. Şöyle bakalım. Öncelikle arkadaşlar, bir sizin ruhsal durumunuza bakalım. Yani bugünlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Canınız sıkılıyor mu? Ya da sıkılıyorsa sebepleri neler? Ve ne zaman bu can sıkıntınız geçecek?
Şöyle bakalım. Aslında baktığımızda bu canınızın sıkılma, birazcık dertli olma durumunuz bir hafta öncesine dayanıyor. Yani bir hafta önce artık yavaş yavaş bitmeye başladı gibi. Artık biraz daha kendinizi enerjik, biraz daha yenilenmiş hissediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, haftanın sonuna geldiğimizde bütün haftanın bir yorgunluğu olur ya, ama diğer haftaya girdiğimizde böyle bir enerjik depolanmış başlarız tekrardan. İşte sizde de bunun gibi bir durum oldu arkadaşlar. Belki yaşadığınız birkaç olay, belki etrafınızdaki insanlar canınızı sıktı. Ya da arkadaşlar genel olarak ruhsal bir durum. Havanın kötü olması bile sizi etkilemiş olabilir. Ama geçmiş bir haftaya baktığımızda birazcık canınızın sıkıldığını ve neşesiz olduğunuzu görüyorum. Şöyle bakalım. Birazcık insanlarla ya konuşmak istemediniz ya da nasıl söylenir? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani konuşmanıza engel olan bir şey oldu. Örneğin çok şehir dışında oldunuz mesela. Hiç tanıdığınız insanlar yoktu. Bu yüzden konuşamadınız. Ya da doğru insanlar yanınızda değildi. Yanlış insanlar yanınızdaydı. Bundan kaynaklı dertlerinizi insanlara açamadığınız için içiniz sıkıldı. Böyle bir durum yaşanmış olabilir ama önümüzdeki haftalara baktığımızda gayet güzel görünüyor. Kiminle isterseniz onunla görüşebilirsiniz. Gayet güzel, gayet hayırlı. Etrafınızdaki insanlarla da mutlu olacağınızı görüyorum. Ama önceki haftalara baktığımızda birazcık sanki insanlarla konuşmak istememişsiniz gibi. Ya da çok fazla içinize kapanmışsınız ve birkaç derdinizi içinize atmışsınız. Birazcık bunların sıkıntısını çekmişsiniz ama artık dediğim gibi yenileniyorsunuz. Gayet güzel, içinizin neşe dolacağı, gerçekten çok enerjik olacağınız bir hafta sizi bekliyor dostlarım. Birazcık da aşk hayatına bakalım. Öncelikle ilişkisi olmayanlar için şöyle birkaç bir şey söyleyip hemen ilişkisi olanlara geçeceğim. İlişkisi olmayanlar için arkadaşlar şu anda kısmetleriniz bol bol kapıda. Ancak sizin pas vermediğinizi görüyorum. Siz çok fazla şu an istemiyor gibisiniz ya da istemiyorum yani cebime koy modunda gibisiniz. Hani gelen gelirse gelir, gelmezse gelmez modunda. Ama birkaç hafta içerisinde gerçekten birisinden hoşlanacağınızı ve ondan adım beklemeden onun için bir adım atacağınızı görüyorum. İlişkisi olanlar için, kartım şöyle çıktı. İlişkisi olanlar için baktığımızda şu an birazcık ruh halinizde dengesizlik söz konusu. Yani kendinizi çok fazla iyi hissetmiyorsunuz. Bu da ilişkinize yansıyor. Aslında iki tarafın da çok fazla iyi hissetmemesi durumu var. İlişkiniz hani çok güzel olabilecek, yani hani çok güzel günler geçirdiniz. Hala da olabilir ama siz hani neden olamıyor, neden şu an iyi değiliz anlayamıyorsunuz. Ama yakın zamanda bunun düzeleceğini görüyorum. Şöyle bakalım. İlişkinizin ne noktaya gideceğini. Umarım ayrılma olmaz tabii ki ama yeni bir hayat, yeni bir yol görünüyor arkadaşlar. Umarım tabii ki ayrılma olmaz ama ben çok ümitli bakmıyorum bu ilişkiye. Çünkü ilişkinin sanki süresi dolmuş gibi. Sanki artık birbirinize vereceğiniz bir şey kalmadı gibi. Hani nasıl söylenir? Sevginiz bitmiş gibi, aşk bitmiş gibi ve güven, saygı bu neyse hani sizde biten neyse bir şeyler bitti ilişkide arkadaşlar. Gerçekten yorgun olduğunuzu ve ilişkiyi aslında ileriye götürmeye çalışmanın sizin için çok daha yani iyi olmayacağını görüyorum. Yakın zamanda bir ayrılık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de evli çiftler için bakmak istiyorum. Bunu sevgililer için söyledim. Evli çiftler için baktığınızda kararsızlık söz konusu arkadaşlar. Yeni evlenmiş olabilirsiniz. Bununla birlikte para kaybetmiş olabilirsiniz. Yakında para açısından rahatlayacaksınız. Kısmetiniz var arkadaşlar. Onu hiç dert etmeyin. Yalnız kararsızlık var. Yani almak istediğiniz belki bir eve çıkmak istiyorsunuzdur ama kararsızsınızdır. Ya da eşinizle alakalı hani güvenemiyorsunuzdur, kararsızsınızdır ya da güveniyorsunuzdur, kararsızsınızdır. Bir kararsızlık ve önünüzde birçok seçenek söz konusu. Bununla alakalı birazcık düşünceli olduğunuzu görüyorum. Çok fazla şey bir yapınız yok yani. Hani bazen böyle bir insanın gözüne bakınca onun ne olduğunu anlaşılır ya. Çok öyle bir insan değilsiniz. Çünkü siz safsınız ve saf olduğunu düşünüyorsunuz karşınızdaki insanın da. Bundan kaynaklı hani birazcık korkularınız var. Acaba karşımdaki gerçekten böyle midir diye. Ya da siz mesela laflardan ima çıkaramazsınız. Çünkü sizin öyle niyetiniz yoktur. Çünkü siz ima yapmazsınız. Böyle birazcık düşünceleriniz var evlilikle ve evliliğin size yansıttığı şeylerle alakalı.
Ama yakın zamanda çözümleneceğini umuyorum. Çünkü evliliğinizle alakalı temeline dair kötü bir sıkıntı göremiyorum. Sadece birkaç kararsızlık var. Belki böyle ufak tartışmalar yaşanabilir. Onun dışında hiç kötü bir şey yok. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da aldım kabul ettim yazabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.